Karadeniz yaylalarında hayvancılık yapan yaylacılar, bölgeye akın eden turistlere hizmet edebilmek için yaylacılık kültüründen vazgeçiyor. Bölgede turizmden artan talebi karşılamak için hayvanların otladığı meralarda tesisleşmeye yönelen yöre sakinleri, bir yandan turistlere hizmet ediyor, diğer yandan da sayılarını azaltmak zorunda kaldıkları hayvancılıkla uğraşıyor. Son yıllarda hele Arap turizmi çok fazla miktarda artmaya başladı. Turizm potansiyeli geliştikçe yaylalarımızda da hayvancılık artık bitti. Yani hayvan kalmadı yaylalarda. Bu turizmle birlikte hem hayvancılığı hem turizmi kesinlikle bir arada bunu sürdürmemiz lazım. Bu bölge istidamı için, bölge için çok iyi olacak diye düşünüyorum. Gelen turistlerin yeme içme ve konaklama taleplerini karşılamak için önce kendi evlerinde hizmet veren yaylacılar, son dönemlerde ise restoran, pansiyon ve otel gibi alanlarda tesisleşmeye yatırım yapıyor. Önceleri yaylacıların inekten süt sağmasını izleyen, yağ ve tereyağını satın alan turistler ineklerin otladığı meralarda küçük işletmelerle karşılaşıyor. Burada hem hayvancılık yapıyorum hem de turizmcilik yapıyorum. Turizmcilik derken konaklamaydı ufaktan, hayvan ürünlerini muhlamaydı, süzmeydi, ne bileyim yöresel reçeller. Eskiden turistler gelirdi, gezmeye gelirlerdi. Biz de onlara işte ayran ikram ederdik, süt kaynatırdık. Mesela gelen turisti evimizde parasız pulsuz misafir ederdik, yedirir içirirdik. Gün geçtikçe bu paraya dönmeye başladı. Sayı arttı, rağbet arttı. Ne bileyim, bu sefer satın almaya başladılar. Önceden yaptığımız peyniri, yağı sadece kendimiz için yapardık. Sonra onlar satılmaya başladı. Yaylacılar yöneldiği sektörde doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenlere yöresel yemekler de sunuyor. Turistlere hizmet veren yaylacıların bölgede zamanla ineklerinin sayılarını azaltmaya başladığı da dikkat çekiyor. İlgi var mesela, seni sağarken görmek istiyorlar. Sağarken geliyorlar işte ahıra, hayvanı beraber sağıyoruz. Geliyoruz eve, sütü kaynatıyoruz, içiyorlar. Ne bileyim, muhlamayı, yağ, peyniri, her şeye ilgi gösteriyorlar. Konaklama var, konaklama yapıyoruz. Yani gitgide biz de turizm elimizden geldiği hizmeti doğal olarak, organik olarak, yani en kıymetlisini yaptığımıza inanıyorum ben. Güzel ormanlık, yeşillik, insanları güzel, sıcak, doğa arkası bir yer. Ya arkadaşlarımız bir de medya aracılığıyla televizyonlardan duymuştuk güzel olduğunu, ama gelip görmek daha farklı ve daha güzel bir yer. Hayvanlar, ağaçlar, doğayla iç içe, her şey çok güzel, her şey doğal.